gerçeği şekillendirmek için düşüncelerimizde nasıl ustalaşırız? Gerçeklik denilince kiminin aklında bizi çevreleyen fiziki dünya, ağaçlar, gökyüzü, dokunup görebildiğimiz her şey gelebilir. Ama bunların ötesinde gerçeklik, düşüncelerimizin, inançlarımızın ve algılarımızın şekillendirdiği bir hamur gibidir. Vizyoner düşünürler gerçekliğin sabit ya da taştan yapılmış bir şey olmadığını, aslında şekillendirilebilir olduğunu ve arzularımıza, vizyonlarımıza göre şekillenebileceğini anlatır. Ancak gerçekliği düşünceyle şekillendirmek için neler yapabiliriz? Bu konuda nasıl ustalaşacağız? Asıl önemli soru budur. Zihinlerimiz hazır bir heykel tıraş kili gibidir. Bu şekillendirme nöroplastisite adı verilir. Beynin yaşam boyunca yeni sinirsel bağlantılar kurarak kendini yeniden organize etme yeteneğidir nöroplastisite. Özetle beynin yeni durumlara veya çevredeki değişikliklere tepki olarak uyum sağlaması. Hayatımızın düşünce ve deneyimlerimiz tarafından şekillenmesinin en önemli kanıtlarından diğer biri ise plasebo etkisidir. Bu tıbbi mucize bireylerin gerçek fizyolojik değişiklikler yaşayabileceğini göstermektedir. Sadece etkili bir tedavi aldıklarına inanarak ağrıyı dindirdikleri için araştırmalar plasebonun aktif ilaçlarla aynı nörolojik yolları etkinleştirdiğini göstermiştir. Bu durum düşüncelerimizin fiziksel gerçekliğimiz üzerindeki derin etkisinin altını çizer. Bu düşünce ilmi beynimizin ne olduğunu anlamakla ilgilidir. Beyin dinamik olarak düşüncelerimize ve deneyimlerimize tepki olarak sürekli gelişen bir yapı ve bu gücün büyüklüğünü kavramaya başladığımızda ise düşüncemize hakim olmaya başlar, gerçeğimiz şekillenir ve bu yolda ilk adımı da atmış oluruz. İkinci bölüm, inancın gücü. İnancın gücü evrenle bizi birbirimize bağlayan en temel enerjidir. Eylemlerimizi, sonuçları şekillendirir. İnançlarımız dünyayı yorumladığımız bir mercek görevi görür ve bu yorumlar bize rehberlik eder. Eğer yetenekli ve yetkin olduğumuza inanırsak, zorlukların üstesinden gelme ve zorluklar karşısında sebat etme olasılığımız artar. Yeteneksiz veya yetersiz olduğumuza inanırsak da fırsatlardan kaçınabilir ve zorluklarla karşılaştığımızda inançlarımızdan kolayca vazgeçebiliriz. Zihnimizdeki asıl düşünce kalıbı bizi başarıya doğru itebilir ya da hayatta geride tutabilir. Örneğin Thomas Edison'un hikayesini düşünün. Elektrik ampulünü icat etmek için yapılan binlerce başarısız girişime rağmen Edison yeteneklerine olan inancını asla kaybetmedi. Ve sonunda başarıya giden tüm zorluklara rağmen vizyonuna ulaştı. Benzer şekilde ampulün icadı da ya da 1 mili 4 dakikanın altında koşan ilk kişi için bu başarılar ve çalışmalar yapabileceğine olan inancın sayesinde elde ettikleri her bir ödül oldu. Bu tür örnekler olumlu inançları besleyerek eylemlerimizi ve sonuçlarını şekillendirmede inancın gücünü altını çizer. Yeteneklerimiz hakkında kendimizi motive edebiliriz. Böylece gerçekliğimizi arzularımızla uyumlu hale getirerek hayatımızı şekillendirebiliriz. Olumsuz düşünce kalıpları genellikle bilişsel çarpıtmalar olarak adlandırılan, kişinin algısını çarpıtan irrasyonel, şişirilmiş düşünceler veya inançlardır. Bunlar genellikle ya hep ya hiç düşüncesi, aşırı genelleme, felaketleştirme ve zihinsel filtrelemeyi içerir. Burada kişi negatifleri büyütüp pozitifleri filtreler. Öz saygımız düşer ve yeterince iyi olmadığımıza, başaramayacağımıza inanmaya başlarız. Yapmaya karar verdiğimiz şey veya başarısızlığın kaçınılmaz olduğu bu tür sınırlayıcı inançlar ve kendini sabote eden düşünceler ilerlememizi büyük ölçüde engelleyebilir. Eylemlerimizin
hırs ve pozitiflik yerine korku ve kendinden şüpheyle yönlendirildiği bir durgunluk ve hayal kırıklığı gerçekliği yaratabilir. Kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi sonunda korktuğumuz başarısızlığı tezahür ettirebiliriz. Bu durum olumsuz kalıpları daha da güçlendirir ve olumsuz düşünceler içinde kısır bir döngüye hapseder. Üçüncü bölüm, öz farkındalık. Düzenli öz değerlendirme işin anahtarıdır. Tekrar eden olumsuz düşünceleri tespit ederiz. Bunun için düşünce günlüğü tutabiliriz. Olumsuz düşünceler ortaya çıktıkça onların neyin tetiklediğini ve nasıl tepki verdiğimizi not ederiz. Farkındalık meditasyonu ise bu kalıpları tanıyarak iç diyaloğumuzda daha uyumlu olmamızı sağlayan güçlü bir araç olabilir. Evet, şimdi asıl yolculuğa başlıyoruz. Düşüncemizi yeniden şekillendirmek ve gerçekliğimizi pozitif zihin ile yeniden aydınlatmak güçlü bir araçtır. Bu tıpkı güneşin karanlığı dağıtması gibi. Bir zamanlar engel gördüğümüz yerde bir anda fırsatları görmemiz gibi. Tabii bunu geliştirmek pratik ve sabır gerektirir. Ancak sonuçları ödüllendiricidir. Olumlamalar, görselleştirmeler ve meditasyon pozitifliği teşvik etmede çok önemli rol oynarlar. Olumlamalar kendi kendimize tekrarladığımız motive edici ifadelerdir. Yeteneklerimize ve gerçek değerimize inanmak için zihnimizi yeniden programlar. Her şey yolunda ve her şey olması gerektiği gibi bir cümlenin zihinde ve kalpte çok büyük yankıları olabilir. Duygu görselleştirmeleri ise hedeflerimizi zihinsel olarak hali hazırda ulaşılmış şekilde resmetmeyi içerir. Kendimizi arzu edilen gelecekte canlı bir şekilde hayal ederek bizi hedefe doğru iten asıl güçlü duygusal bir bağlantı oluşturur. Tüm bu uygulamalar arzularımızı tezahür ettirmek ve onları gerçeğe dönüştürmek için güçlü bir araç görevi görürler. Bölüm 4. Meditasyon. Meditasyon iç huzuru geliştirmemize yardımcı olur. Hayatın zorluklarıyla daha iyi başa çıkabilen ve refaha teşvik eden sakin bir zihin sağlar. İçimizdekilerle bağlantı kurmamızı, bu diğer benliklerin netlik kazanmasını ve farkındalık duygusunu benimsememiz için önemlidir. Bu uygulamaların dışında kendimizi olumlu etkilerle de çevrelemeliyiz. Birlikte vakit geçirdiğimiz insanlar, duyduğumuz sesler, aldığımız kokular bizi büyük ölçüde etkileyebilir. Potansiyelimize inanan, destekleyici, iyimser bireylerle çevrelenmek bize ilham verir. Benzer şekilde motivasyon kitapları, podcastler, videolar gibi olumlu içerikleri tüketmek de bizim düşüncelerimizi şekillendirmemizde büyük etkilere sahiptir. Bu kaynaklar sınırlayıcı inançların üstesinden gelmemize, zihnimizi yeni olasılıklara açmamıza yardımcı olabilecek değerli içgörüler ve bakış açıları sağlar. Bölüm 5. Gerçeği şekillendirmek için pratik adımlar. İlk adım, gerçekliğimizi şekillendirirken açık ve ulaşılabilir hedefler belirlemektir. Hedefler bizi yaşamda arzu ettiğimiz varış noktasına yönlendiren yol göstericilerdir. Bize yön duygusu sağlar, enerjiyi hedefe odaklar. Lewis Carroll'ın dediği gibi, eğer nereye gittiğini bilmiyorsanız hangi yoldan gittiğinizin bir önemi yoktur. Bu sebeple açık ve anlamlı hedefler belirleyerek netliğin ve kararlılığın gücüyle daha da ilerlemek önemlidir. Hayal ettiğimiz hayatı yaratma yolunda yazılı niyetlerin gücü ve hedeflerin yazılı olması onları somutlaştırır. Böylelikle tüm belirsiz düşünceler daha somut hedeflere dönüşür. Dr. Gail Matthew
bir araştırma yapmış ve bu araştırma sonunda hedeflerini yazan kişilerin %42 oranında daha başarılı olduklarını ortaya çıkarmış. Yazı arzularımızın görsel bir temsilini oluşturur. Onları daha gerçekçi hale getirir ve onlara ulaşmak için çabalarımıza ve odaklanmamıza pozitif etki sağlar. Son olarak düşünceden eyleme geçiş yaptığımız ve eylem temelli bir düşünce yaklaşımını benimsememiz de önemlidir. Hayal güçlüdür, ancak eylemler asıl gerçekliği şekillendirir. Aristoteles'in aktardığı gibi biz tekrar tekrar yaptığımız şeye dönüşürüz. Mükemmellik eylem değil, bir alışkanlıktır. Ne kadar küçük olursa olsun, yavaş yavaş ilerlemeye devam ederek hedeflerimize yönelik tutarlı sonuçlar elde etmeliyiz. Sizi başarıya ulaştıracak içeriklerle meşgul olun ve bizi takip etmeyi, desteklemeyi unutmayın. Sevgilerle, Teknoline.